Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir fal, yeni bir niyet, yeni istekler. Bakalım bugünkü falımızda neler çıkacak? Bu arada tabii ki günaydın. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir gün olsun efendim. İşleriniz hayırlısıyla güzel güzel gelişsin. Sıkıntılarınızdan kurtulun diyerek hemen açıp yandan yandan fala bakmaya başladım bile ben. Sıkıntılarınız gün gün akacak, gün gün üzerinizden gidecek aslında. Şöyle bunları bırakalım. Karışık mıyız? Hayır, değiliz. Nazar var mı? Hayır, yok. Hastalık var mı? En sevdiğim yer. Hastalık konularında bir sıkıntı var mı? İçinize attığınız her konu göğsünüzden çıkıyor. İçinize atmayın. Geçmiş yaşamış olduğunuz sıkıntıları geçmişte bırakın. Ruhunuzu özgür bırakın. Ruhunuz içeride sıkışmış görünüyor. Yolunuza devam edin. Üzerinize gelen sıkıntılar olur, dertler olur. Bugüne kadar açtığınız gibi hepsini aşarsınız. Ruhsal sıkıntı görselleri var. Sırtınıza attığınız, kesenizi sıkıntılarla doldurmaya çalıştığınız ama buna gerek olmadığı görünüyor. boş düşünceler. Yani gelecekle ilgili kaygılar. İşte bugün şu olursa, şu olursa, şu olursa diyorsunuz. Aslında bu gelmediği için bugün düşündüğünüz tüm negatif düşünceler, negatif tahminler sizi rahatsız ediyor. Ne yapıyoruz? Bugünü, bugün olan şeylere bakıyoruz. Bilemedin, yarına en fazlası küçük küçük planlar yapıyoruz. Yarına çıkacağımız belli olmadığı için uzun planlar tabii ki yapalım ama kaygılı olacağımız konular için gününü bekleyelim. Su akar yolunu bulur. Benim hayat felsefemdir. Şimdi burada iç yapı olarak aslında bir yol beklentisi içindesiniz. Şimdi bu yol beklentisinde şöyle bir şey var. Birisinin gelmesini ya da birisinin bir şey getirmesini bekliyorsunuz siz. Bu beklentilerinizle alakalı da bir zamana ihtiyacınız var. Yani bu ne geliyorsa size bir süre sonra gelmeye başlayacak ama tam gelmiyor. Parça parça gelecek bir konu olarak görünüyor ya da bir para. Hani bu hayatınızda ne varsa bu konuyla alakalı. Kendi adıma düşünecek olsam ne gelebilir bana yoldan diye düşünüyorum. Bana misafir gelebilir yoldan diye düşünüyorum. Parça parça gelmesi nedir? Belki de bir iki akrabam toplanacak bana gelecek gibi düşünebilirim aslında. Siz de bunu bu şekilde hayatınıza oturtabilirsiniz. Beklenti içindesiniz. Birileri gelecek. Bu gelen bir konu ya da kişiler olabilir. Parça parça geliyorlar ama. Çok güzel, keyifli bir ortam var. Böyle sanki bu ortamlar yaklaşık böyle 1-2 haftalık bir süreç içerisinde gerçekleşecek. Ondan sonra siz bir masanın üstüne bazı sıkıntılarınızı yatırıyorsunuz. Sanki böyle buruş buruş olmuş, artık şekil değiştirmiş, uzun zamandan beri taktığınız konularmış gibi duruyor. Böyle elinize bir ütü almışsınız. Sanki bütün kırışıklıkları giderip o sorunları, dertleri, kederleri bir şekilde çözmek için büyük bir enerjiyle mücadeleye başlıyorsunuz. Havada kalan konular, çevrenizden almanız gereken yardımlar hepsi sizi buluyor. Bu da maksimum 2-3 hafta içerisinde gerçekleşecek bir konu olarak çıkıyor. Aslında siz sanki böyle elleriniz güçlenmiş, ellerinizle onu şekillendirerek istediğiniz pozisyona getirdiğiniz bir konu var. Bu istediğiniz pozisyona geldiğinde de o kadar güzel tıkırında böyle gidiyor ki işleriniz. Düzeltip kenara atıyorsunuz. Burada bir görsel daha var. Bir adam görseli var. Sanki hayatınızda olan bir kişiyi de ütüleyerek şekillendirmeye çalışıyorsunuz ama kafası çok büyük çıkıyor. Kafası almaz bu adamı. Yani siz istediğiniz kadar onu şekillendirmeye çalışın. Bu tamamen yere kocaman bir kafayla bakan kişi olarak çıkıyor. Ne yaparsanız yapın, ben bildiğimden şaşmam diyen bir insan. Bu kişinin sağlık sorunları var, doktora gitmiyor. İşiyle ilgili problemler var, işini önemsemiyor. Böyle savurgan bir hayat yaşayan bir kişiyi de düzeltmeye çalıştığınız görünüyor. Bu daha çok eş görsellerinde, çocuk olarak değerlendirmiyorum. Çünkü ona bağlı bir kişi de bu yaptıklarını biraz örnek alıyormuş gibi duruyor. Yani bir çocuğunuz da belki bu kişiyi örnek alarak hayatını şekillendiriyor. Bu iyi bir şey değil. Ama siz bu konuda ciddi güç uygulayacaksınız. Süre doldu, yeter artık deyip ütülemeye başlıyorsunuz. Yani sen bu şekildeysen eyvallah ama bunların düzelmesi gerekir deyip hane içerisinde değer verdiğiniz insanın yanlış gittiği, yanlış davrandığı konularda ona müdahale edeceksiniz. Bir çekişme de
ekstradan var hanede. Sanki yakın bir aile, akraba konuşmasında bir kişiyle kişilerin olduğu aslında, yani bir kişi değil tabi burada, birçok kişinin bir arada olduğu bir toplulukta iki kişinin takışmasına şahit olabilirsiniz. Bunun bir tanesinin siz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü siz sanki böyle gözünüzün önüne bir peçe takmışsınız. Siz hep aynısınızlar gibi böyle kenara çekilmiş, onları izliyor olarak çıkıyorsunuz. Kısa kısa yollar olarak görünüyor zaten. Yakın mesafe aile ziyareti gibi görünüyor. Şimdi aile içerisinde elinde bir şeyi olan bir çocuk görseli var. Bir şeker olan çocuk aslında, ama bu çocuk çocuk gibi değil. Yani atıyorum 20 yaşında, 25 yaşında bir çocuğunuz var. Elinde bir şey var. Sanki şımarıklık yaptığı bir konu var. Bu konuyla alakalı böyle sırtına dokuna dokuna bir şeyleri anlatmaya çalışacaksınız siz çocuğa. Yani kafası almıyor. Sanki elinizle böyle onu dürte 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 dürte, bu elindeki şeker de kendi işte şımarık olduğu konuyla ilgili, onu yontmaya, onu şekillendirmeye çalışıyorsunuz. En az 2 ay. Bu çocukla ciddi bir uğraşma var, ama her zamanki gibi emekler karşılığını bulur diyorum. Bir yol açacak kendine, hiç ummadığı bir yol açacak. Belki de bir iş arıyor. Belki de şımarık davranıyor iş konularında. Ben bunu beğenmedim, bunun maaşı az geldi. Hani olur ya, gençlik yıllarımızda hepimiz yaparız. Siz bu konuda onu irdeleye irdeleye, anlata anlata, bir şeyleri yapa yapa onun hayatındaki bu karışıklığı gidereceksiniz. Bir kişiyle konuşması var. Bu konuşmada karşısındaki kişi uzaktan konuşma olarak görünüyor. Hani sanki online bir konuşma yapacak. Bu konuşmadan sonra beşli bir rakamda da görüşmesi var. Sanki böyle bir şeylerin tartıldığı bir yer mi? Sanki böyle bir şeyler tartılıyor. Kilogram yazıları var. Ama burada aydınlanacak oğlunuz. Burada rahatladığını görüyorum. Artı ondan sonraki özellikle Ağustos ayında da bir bilinmezlikle ilgili genişleme durumu söz konusu olacak. Bak burada ne güzel çocuğumuz çıktı. Yani çocuğunuz bugün sıkıntıda. Geçtiğimiz bir aylık süreç içinde de sıkıntıda. Kendine göre fikirleri var. Ama bu fikirlerden dolayı hayata devam etmekte zorlanıyor. Siz bu konuda gel artık yeter buraya diyeceğiniz ve böyle bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu düşüneceksin, şunu yapacaksın gibilerinden. Artık yeter dediğiniz bir sürecin içerisine girip onu şekillendireceksiniz. Yapılan konuşmalarda bir şeylerin tartıldığı bir yer var. Orasıyla bir online görüşme olabilir ya da yazılı bir yazı gelebilir, bilemiyorum. Yani yüz yüze online değil. Sonrasında gidip görüştüğü, olumlu sonuçlarla size döndüğü görünüyor. Ondan sonra da zaten bilinmez olan bir şey, maaşım acaba bilinmiyor diye düşündüm. Orada bereketleniyor. Enerji çok güzel, besleyici bir enerjiyle karşınıza geçecek. Çok mutlu görünüyor. İçsel dünyamız zaten geçmişte yaşanmış olan sıkıntılarla birlikte iyice de böyle artık yeter, düşünmek istemiyorum dediğiniz bir süreç olarak çıkıyor. İş konuları gene burada yoğunlukta. Evet, iş konularında beklenti içindeyiz. Anladım beni dinleyenler. İlk 15 gün ters giden bir konu var. Bu konuyla ilgili çok düşünceli çıkıyorsunuz. Bir şey yapmanız lazım ama cesaret edemiyorsunuz. Bir ay kadar da cesaret edemeyeceksiniz. Elinizde bir olan bir malı kaybetmek de istemeyeceksiniz. Bu yüzden mücadelenize devam ediyorsunuz. Tamamen Nostradamus gibi oldu, değil mi? Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum aslında bazen. O kadar açık anlatmamı bekliyorlar ki bazen. Gerçekten gördüğümü ben bile bazen diyorum ki hayatın neresine oturabilir acaba bu görsel diye sorguluyorum kendim. Şimdi burada bir kişi geleceğiyle ilgili planlar yapmaya çalışıyor ama bir kolu yok. Yani bir kolunu almışlar. Tek koluyla bir savaş vermeye çalışıyor. Ve diğer koluna bağlı bir anahtar var. Yani bir malı var. Bu malını da kaybetmek istemiyor. Mücadelesinde bir şeyleri kaybetmeden yoluma devam etmek istiyorum diyor. Ama biraz havada. Yani bu malını da kaybeder miyim korkusu içerisinde. Bu yüzden bundan sonraki özellikle 1-2 haftalık süreçte bazı yapılanmalara gidecek ama kafa karışık. Kafa karışık olduğu için attığı adımlarda da tam olarak bu süreci yönetebilecek kafada değil. Burada eğer böyle bir hayatınız, böyle bir olayınız varsa lütfen biraz sakinleyin. Az konuşulan, biraz yalnız kaldığınız bir sürecin içerisinde görünüyorsunuz. Biraz sabit yıldız gökyüzünden sıkıntıları da var. Biraz sakinleyip elinizde olan gitmeyecekmiş gibi düşünerek adımlar atın.
gideceğini düşündüğünüz zaman bunun size burada sıkıntı yaptığını görüyorum. Sizi aşağı çekiyor. O yüzden önünüze bakarken malım değil de bundan sonrası diyerek devam ederseniz önünüz zaten 1-1,5 ay içerisinde aydınlanıyor. Korkmayın yani. Bu korkular sizi geri çekiyor çünkü sanki böyle bir örümcek ağı gibi geri geri çekiyor. Yapışmış size bu korkular. Bu korkulardan uzak durun. As görseli var. Yükseleceksiniz ama biraz kendi kendinize kalın. İkilemlerinizden kurtulun. Sakal görseli de var. 5. Bir kişiden ağız dolusu bir laf duyabilirsiniz. Bu da sizin çok hoşunuza gitmeyebilir ama bunların hepsi gidecek olan konular. Gidecek yani. Hanenize de çok yansıtmıyorsunuz zaten. Çok da yansıtmayın zaten. Geçecek çünkü bakın. Bunlar geçmese bu böyle uzar giderdi ama geçecek. Bugün ben dilekledim. Ben bir şey almak istiyorum diyenlerdenseniz alacaksınız bu arada. Anahtar görselimiz bu anlamda açık. Sadece borca bağlı anahtar gider mi yani malım gider mi diyenler korkmasınlar. Mücadelelerine devam etsinler demek istedim. Bir dilek tuttum aşkla alakalı. Sonuçları güzel olur. Bir dilek tuttum. Kendi işimle alakalı. Çok fazla geçmişi düşünmeden geleceğinize bakın diyebilirim. Başka da söyleyeceğim bir şey yok aslında. Anahtarımız ne kadar net çıkmış değil mi şurada? Yani mal almak isteyenler kısa sürede mal alabilirler. Ha bir iki böyle şey onu da söyleyeyim. Hani malı aldınız diyelim ki hani belge olaylarında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ona dikkat edin. Örümceklenme görselini ona da yorabiliriz çünkü. Evrakları dikkatli okuyayım diyeyim ben aslında burada. Yoksa sonuçlar güzel olacaktır. Mal alıyorsunuz. Sonuçlar niye güzel olmasın zaten değil mi? Evet bugünlük de falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.